Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının bu bölümünde sizlerle beraber Valheim isimli oyunu oynuyoruz. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan bir oyundu arkadaşlar ve şu anda dünyanın en çok oynanan oyunu haline geldi. Böyle enteresan bir şey. Oyun çok kompleks, çok böyle inanılmaz grafikleri olan falan bir oyun da değil bu arada. Ama enteresan bir şekilde tüm dünya şu anda Valheim isimli bir oyunu oynuyor. Oyunun konusu nedir? Başlangıçta bir hayatta kalma oyunu aslında. Bunu da hemen baştan söyleyeyim. Hayatta kalma oyununda biz başlangıçta bir dünyada gözümüzü açıyoruz. Böyle ormanlık bir alan gibi düşünün burayı. Ve bu dünyada biz hayatta kalmaya çalışıyoruz. Üzerimize kıyafetler giyiyoruz. İşte çeşitli el aletleri vesaireleri alıyoruz. Ve işte kendi binamızı inşa ediyoruz. Yiyeceklerimizi topluyoruz. Hayvanları öldürüp onlardan yiyecek ve deri vesaire gibi şeyleri alıyoruz. Böyle bir hayatta kalma oyunu. Oyunun hem single player dediğimiz hani tekli oyuncu modu olduğu gibi İsterseniz farklı oyuncularla oynadığınız multiplayer modu da var. Farklı oyuncularla oynadığınızda kendiniz bir başkasının oyununa dahil oluyorsunuz ya da kendiniz bir oyun açabiliyorsunuz. Kendiniz oyun açtığınızda tabii ki kendi ekosisteminizde oynarken başka oyuncuların olduğu ekosistemde yani multiplayer modunda ise onlarla rekabet edebiliyorsunuz. Böyle enteresan bir oyun. Oyun çok ilgi gördü ve çok yer kaplamıyor bu arada. Çok inanılmaz bir donanım gücü de istemiyor. Ki biz hemen şu anda masanın üzerine görmüş olduğunuz Monster Huma H5 ile oynadık ama çok da böyle üst düzey bir donanım gücü istemiyor. Yaklaşık olarak 1 GB yer istiyor. Bilgisayarınızda ortalama bir donanımla beraber çok rahat bir şekilde Valheim oyununu oynayabiliyorsunuz. Söylediğim gibi bir hayatta kalma oyunu. Vikinglerin efsaneleri, tanrıları, şunları bunları aslında oyunun içinde mevcut. Bazı böyle enteresan canavarlar var. Onlarla savaşıyorsunuz. Etrafta domuzlar var, geyikler var. Onları yakalıyorsunuz. Onları işte etlerini, kemiklerini veya derilerini vesaire kullanıyorsunuz. Onları öldürdükten sonra bu şekilde bir oyun aslında ve düşmanlarla savaşıyorsunuz etrafınızdaki. Böyle bir oyun. Yani dediğim gibi çok kompleks bir oyun değil ama insanlar inanılmaz derecede merak ediyor ve oynuyor. Steam'den biz arkadaşlar 32 TL karşılığında satın aldık. Çok da büyük bir para değil. Şu anda halen geliştirilmekte olan bir oyun ve erken erişim oyunu bu oyun. Yani siz aslında oynarken oyun da bir yandan da geliştirilmeye devam ediyor. Söylediğim gibi basit, kolay ve enteresan bir oyun. Aslında çok basit değil. Yani belli bir noktaya getirmek karakterinizi çok kolay değil. Ama çok eğlenceli ve oynaması zevkli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Şimdi oyunu açtık arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Ve böyle bir müzikle beraber başladı. Birazcık kısalım sesini. Evet, birazcık kısıyorum. Böyle bir müziğimiz var. Şimdi Valheim oyununa bir oyunu başla diyoruz. Şimdi oyunu başla dediğimiz zaman ben daha önce bir oyun açmıştım. Onu getiriyor. İstiyorsanız da siz başka bir oyuna da katılabiliyorsunuz. Burada menümüz var. İşte sunucu seç diyorsunuz. Bakın şu an sunucular geliyor. Buradan bir sürü sunucuyu seçip oralara da bağlanabiliyorsunuz. Yani başkalarının oyunlarına da bağlanabiliyorsunuz veya kendi sunucunuz üzerinden. Ben şimdi burada kendi sunucuma başlıyorum arkadaşlar. Birazcık oynamıştım ben. Çok değil ama bir parça oynamıştım. Şu an 1243 tane varmış. Hala gidiyor. 1300 oldu. Farklı sunucular varmış. Onu da şimdi onu boş verelim. Başla diyelim. Şimdi kendi sunucumuzu açıyoruz. Bu arada gece oluyor, gündüz oluyor. Gün gece ve gündüz yaklaşık 5-10 dakikada gece oluyor. 5-10 dakika sonra da gündüz oluyor. Yani oynadığın süreden bahsediyorum. Böyle 24 saatlik bir dilim yok yani. Hızlı bir şekilde o gece ve gündüzü yaşayabiliyorsunuz. Yalnız gece oynamak çok zor. Meşale falan olup dolaşmanız lazım etrafta. Ormandasınız, üşüyorsunuz. Suya girerseniz üşürsünüz. Islak olmamanız gerekiyor. Kıyafet giymeniz lazım. Kıyafet yapmanız lazım. Ben çok yapamadım henüz. Açık söylemek gerekirse. Yeni başladım ben de. Şimdi ben buradan bakın. Şu anda şöyle yürüyoruz mesela. Yağmur yağıyor bakın mesela. Şu anda adamımız bu. Ben daha bir şey almamışım. Biraz böyle don gömlek duruyor ama arkadaşımız. Ona normal bir şey kıyafetler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Etrafta odunlar var. Odunları kesip mesela ben şimdi göstereyim. Odunu keseyim ben. Şöyle baltamızı aldık. Bunlardan tahta alıyorsunuz. Bu tahtalar önemli. Niye? Kendi evinizi falan yaparken bu tahtaları kullanıyorsunuz. Bakın tahtalarımız geldi. Alalım. Hop aldık.
Bu baltayı aynı zamanda işte domuzlara veya diğer yaratıklara, hayvanlara veya işte düşmanlara saldırırken de kullanabiliyorsunuz. Şurada da bir tahtamız var. Bunu da alalım. Kütüğümüz var daha doğrusu. Tahtaya çeviriyoruz şu anda bu kütüğü. Biraz daha vurmak gerekiyor. Tabii elinizdeki balta vurdukça eskiyor, onu söyleyelim. Belli bir kullanım süresi var bunun. Mesela ağacı da kesebiliyorsunuz isterseniz. Bu bayağı büyük bir ağaç. Buradan değil de mesela daha küçük bir ağaç. Kestik ağacı. Nereye gitti bu ağacımız? Evet, şuralarda bir yerdeydi herhalde. Mesela burada ağaçları görebiliyoruz. Çeşitli düşmanlar çıkıyor karşımıza. Şimdi mesela ben soğukmuş, mesela ıslakmış. Burada size söylüyor, üşüdüğünüz zaman üşüyorsunuz diyor. Mesela meşale açabiliyoruz. Meşale açayım ben. Gördüğünüz gibi meşaleyi de açtım. O zaman etrafı daha rahat görebiliyorum. Bakın arkadaşımız bu. Buna çeşitli kıyafetler falan giydirebiliyoruz. Söylediğim gibi ben daha yeni başladığım için o aşamalara gelemedim. Ama üşüyorsun diyor mesela. Şu anda üşüdüğümüzü söylüyor. Var var. Manzara bu yalnız. Çok da güzel tasarlanmış bu arada. Yani 1 GB'lık bir oyuna göre çok iyi, onu söyleyebilirim. Karlı yerler var, sisli yerler var, bir sürü farklı farklı yerler var. Tabii karlı yerlerde dikkat etmeniz gerekiyor. Kıyafet giydirmem gerekiyordu. Ben böyle Tarzan gibi dolaştırıyorum arkadaşı ama üşüyecektir o belli bir süre sonra. Dikkatli olmakta fayda var. Bakın mesela ışık efekti falan çok iyi. Abimizi koşturabiliyorsunuz. Mesela şurada bakın domuzlar var burada. Gelin bakayım kardeşler. Yalnız bunlara dikkatli olmaz lazım. Size çarptığı zaman bunlar direkt öldürüyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Çok dikkatli olun. Bunlar bir vurdu mu size bir daha şey yapamıyorsunuz. Burada birini yok etmeyi başardım. Bir tanesi daha geliyor. O gelmeden ben gideyim ona. Kaçıyor tabii sizden. Veya saldırmak üzere zaman kolluyor. Söyleyeyim ben size. Devam ediyoruz. Böyle çeşitli yerler var. İşte ruinler var. Yani burada böyle taşlar falan var. O taşlarda bazı bilgiler var. Onları okuyorsunuz. Mesela yazıyor burada. Ne diyor? Soydaşlarını avlayın diyor. İşte böyle bazı şeyler var. Etrafta dikkatli olmanız lazım. Burada size her an birileri bir şeyler saldırabiliyor. O yüzden bir bina yapıp içinde oturmayı öğrenmeniz, yaşamayı öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü öldüğünüz zaman arkadaşlar oyunda ne yazık ki bütün taşıdığınız eşyalar, şunlar bunlar öldüğünüz yerde kalıyor. Tekrar oraya gelip almanız lazım. O da bazen sıkıntı olabiliyor, onu söylemiş olayım. Özellikle domuz saldırıları çok ani oluyor. Bakın geyik var mesela, geyiği yakalayamazsınız. Ona böyle silah yapmanız lazım. Burada başka bir şey var. Evet, bunu toparladık. Bunlar şey, timsah gibi bir şey var. Neck diyor ama böyle birazcık oyundaki karakterler, yaratıkların bazıları, düşmanların bazıları birazcık böyle normal hayatta olmayan şeyler. Ben timsaha benzettim ama işte neck diyorlar ona. Artık iguana gibi kocaman bir şey yani. O sizi yalnız onlara saldırdım, böyle sopanız falan yoksa sizi hacamat ediyorlar, haberiniz olsun. Böyle kara hindiba var, ondan alıyorsunuz. Oyun güzel ama hani bu tarzı seviyorsanız güzel arkadaşlar. Bu tarz oyunları sevmiyorsanız, hani hayatta kalma oyunu bu, birazcık emek harcamak gerekiyor. Saatlerce uğraşmanız gerekiyor. Ev yapıyorsunuz, bina yapıyorsunuz, arkadaşlarınızla işte oynayabiliyorsunuz. Ama çok ciddi emek harcamak gerekiyor. Bu tarz oyunların tamamında olduğu gibi, sadece bu oyun için geçerli değil. Ciddi bir emek harcamanız gerekiyor, onu söylemiş olayım. Aha bak bir tane şey geliyor. Aha gel bakayım sen şöyle. Gel 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 kardeş. Evet bunu da hallettik. Bundan hallettiği zaman size şey veriyor. Söyleyin şunu, reçine veriyor mesela bu yaratıkları. Şu kütüğü de bir parçalayalım. İşte böyle karanlıktayken meşale çok önemli arkadaşlar. Meşaleyi almak için de sopanızın olması ve reçininizin olması gerekiyor. İşte birçok şeyi böyle burada. Şurada bir menümüz var. Burada mesela neleriniz var. İşte bak burada karnınız acıkıyor. Şu sol alt köşede görüyorsunuz mesela. Biraz ahududu yiyelim. Biraz mantar yiyelim mesela. Karnımızı doyuruyoruz. Tabii üstümüzü falan da sopa üretebiliyoruz, çekiç üretebiliyoruz.
meşale üretebiliyoruz. Bu tip şeyleri böyle buradan üretebiliyoruz. Aynı zamanda bir tezgah ürettiğimiz zaman da ev yapımı, kıyafet yapımı gibi şeyleri de buradan hallediyoruz. Ama orada bayağı odun toplamanız gerekiyor. Epey bir farklı farklı şeyleri toplamanız gerekiyor. Mesela haritaya bakalım. Mesela burada ben şu anda şuradayım. Aslında şuraya, şurası benim açılış yerim. Buraya gelmem gerekiyor. Oyunda öldüğünüz zaman eğer kendinize daha başka bir açılış yeri tanımlamadıysanız, bu az önce gösterdiğim haritadaki o taşların olduğu bir yerde gözünüzü açıyorsunuz. Standart o. Nerede öldüyseniz ölün fark etmiyor. O taşların olduğu yerde gözünüzü açıyorsunuz. Eğer kendinize yeni bir yer üretip orayı hani benim burası evim olacak demediyseniz diye söylüyorum arkadaşlar. Böyle koşturuyoruz. Havavam, devavam koşturuyoruz elimizde. Şey, tabii meşale de bir süre sonra sönecek. Onu da söyleyeyim. O yüzden gece çok böyle fıldır fıldır gezmemenizi öneririm. Üşüyorsunuz mesela. Hani o da var. Üşüme falan da var. Şimdi ben şöyle bir koşturayım bakayım. Elimde balta var. Ateşim de var. Şu anda iyiyim. Allah Allah, nidalarıyla koşarım burada ben. Böyle büyük bir arazidesiniz. Ama söylediğim gibi kıyafet falan yapmak lazım. Ev yapmak lazım. Bunların hepsi bir zaman, emek. Ama oyun basit. Basit olduğu kadar da eğlenceli. Onu söyleyeyim. Hani böyle uzaklaşabiliyorsunuz konuya. İstiyorsanız uzaklaşabiliyorsunuz. Bu şekilde. Bayağı kaygın olmuş. Şimdi çıkamayacağım muhtemelen ama çıktım ya. İyi, güzelmiş. Şöyle koştura koştura çıkıyoruz. Bir şey almanız gerektiği zaman bu bir tane kare imleç var. O imleç üzerine getirdiğiniz zaman alabileceğiniz bir şeyse eğer onu alabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Böyle bu taşların olduğu yeri de bir getireyim. Sonra videoyu kapatacağım. Çünkü bu oyunu saatlerce oynarsınız ama bizim bu kadar hem o kadar vaktimiz yok hem de gerek yok arkadaşlar. Şu anda taşların olduğu yere doğru hızlı ilerliyorum ben. Bu arada daha önce öldüğünüz bir yere gelirseniz orada bir mezar taşı gibi bir şey oluyor. Bıraktığınız eşyaları oradan alabiliyorsunuz. O da bir güzellik var, öyle bir güzellik, onu da söyleyeyim. Evet, taşların olduğu yere geldik. Şu an görüyorsunuz taşları. Bu ilk doğduğunuz zaman eğer farklı bir yer tanımlamadıysanız burada kendinizi görüyorsunuz. Islanmışız. 1 dakika 15 saniye bir ıslak geleceğiz herhalde. Bak geyikler burada. Deer yazıyor zaten. İşte taşlarımızın olduğu yere geldik. Burada böyle çeşitli tabletler gibi şey. Bunu okuyabiliyorsunuz mesela buraya geldi. Burada bir şey yazıyor. Kurban taşıymış. Ne diyor? Çağlar evvel tacı vardı ve sema kan kırmızısı, artık eski halinden eser yok. Ama ruhu tadamaz ölümü gibi bir böyle bir şiirim tırak bir şey koymuşlar. He. Yağdı yağmur çaktı şimşek. Sen ne müşahit oldun be. Neyse artık onu söylemeyelim. İşte böyle burada gözümüzü açıyoruz. Abimiz ıslanmış yalnız. Şıkır şıkır sular akıyor üzerinden. 35 saniye sonra da ıslanması geçecek. Hava da soğukmuş. İşte söylediğim gibi bir ev falan yapmamız lazım. Evi yaparsak bu soğuktan da kaçmış olacağız arkadaşlar. Ve şimdi oyunu oynamayı bırakıyoruz. Videomuzu da yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar, Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı programımızın bu bölümünde Valheim isimli oyunu oynadık. Oyunla ilgili merak ettiğiniz sorular varsa videonun altında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Eğer böyle hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız ve işte hem de çok da pahalı olmayan bir oyun arıyorsanız, bugünlerde çok popüler olan ve dünya çapında milyonlarca kişinin oynadığı Valheim oyununa bir göz atmanızı öneriyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.